hep konuşuyorduk seninle Yunanistan'ın Lavrion. Aynen Lavrion. Kampta, terör kampı. Yunanistan'ın nasıl bir terör kampı olduğu bir taraftan. İşte fotoğraflarla ortaya çıktı. Bilgileri var. Yüzlerce teröristi ev sahipliği yapıyorlar. Bunlar da yeni fotoğraflar, yeni ortaya çıktı. Her terör örgütüne, ya o kadar acayip ki sistem. Her terör örgütüne ayrı ayrı ofis ayırmışlar, odalar ayırmışlar. Şu anda 500'e yakın teröristin orada olduğu söyleniyor. Kimler var, kimler? PKK'sı var, DHKPC'si var, MLKP'si var, MKP'si var. FETÖ'cüler zaten var biliyoruz. Şimdi bunlara bir sistem yaratmışlar şimdi Yeni Şafak'ın haberine göre. Kontrol PKK'da. Her örgütün ayrı odaları var. Odaların kapısında örgütleri simgeleyen şeyler var işte. 4 ile 8 arası terörist kalıyormuş her odada. Bir de burayı böyle biraz maskelemek adına sürekli kampta 4-5 çocuklu aileleri de bulunduruyorlarmış. Şimdi tam bu görüntüler ortaya çıktı. Biliyorsun hafta sonu Lavrion'da oradan gelen o kampta sabotaj eğitimi alan büyük şehirlerde silahlı bombalı eylem hazırlığındaki Delil Kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu biliyorsun İstanbul'da yakalandı. PKK, KCK'nın talimatıyla illegal yollardan buraya giriyor ama öncesinde işte bu fotoğrafların biraz önce Cem'in de şu an verdiği Lavrion kampında sabotaj eğitimi alıyor adam. Yakalanmasa Allah korusun işte büyük şehirlerde eylem yapacak. İnsanlarımızın canına kastedecek. İçişleri Bakan Yardımcısı da bu Lavrion'la ilgili açıklama yaptı biliyorsun Sayın İsmail Çataklı. Dedi ki ya bu kamp hani uzun bir açıklama ama sonunda şunu söylüyor. Bu Lavrion kampı gelecekte diyor Yunanistan'ın kandili olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi? Bunu iyi düşünsünler diyor. Onun için uyarıyoruz terörü desteklemeyin. Ya ben böyle abi hayretler içerisinde kalıyorum şu fotoğrafları görünce. Bak Yunanistan biliyorsun Amerika orada. İşte Fransa'sı orada. Hele ki Amerika. Yani Yunanlar biliyorsun bir kısmı bağırıyorlar. Ya biz işgal edildik. Ülkemizi Amerika işgal etti diye. Son 1,5 yılda biliyorsun işte oraya silahlar, yığınak yapılması vesaire. Her şeyden haberdarlar. Lavrion orada duruyor. Sonra sen dönüyorsun Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmeye kalkıyorsun. Neden? Cumhurbaşkanı bizi tehdit etti. Ya bu ne kardeşim? Bu Lavrion ne? Nasıl açıklayacağız? Nasıl anlatacağız abi biz bunu? Barış'ım burası 1985 yılında kurulan, bizim yıllardır yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz bir kamp. Burasının adı hesapta mülteciler kampı. Tamam mı? Mülteciler, zor durumda olanların işte barındırıldığı tırnak içinde sözde bir mülteci kampı. Ama görüntüler, zaten Türkiye tüm imkan ve kabiliyetleriyle bu kampta ne olup bittiğini izliyor ve biliyor. Tamam mı? Nerede ne var? Kaç kişi, ne oluyor, ne bitiyor, hangi örgütler var, hangi yapılanmalar var. İşte Yeni Şafak haberi de o çerçevede. Benim için hiç şaşırtıcı değil. Lavrion, ben kendimi bildim bile 85'ten beri. Bu meslekte yakından takip ettiğimiz konulardan biri olduğu için hep teröre ev sahipliği yaptı. 1985'i söylüyorum, tam 37 yıl önce diyorum. Bu kampa abi, 25 yaşında gelen biri bugün 62 yaşında. 30 yaşına gelen biri bugün 67-70 yaşında. Yani bakıldığında burada bir artık hayat devamlılık ve bir süreç kontrol altında devam ediyor. Sürekli kan değişikliği var. Buradakiler başka yerlere gidiyor. Lavrion aynı zamanda bir transfer kampıdır. Sayın Çataklı'nın İçişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamasına katılıyorum. Ancak naçizane kendisine bir de eklemede bulunmak istiyorum. Kandil olursa ne yapacaklar diyor. Zaten burası Kandil'in bir şubesi olarak yıllardır görev yapıyordu. Onlar buradan transferler, Kandil'e geliş gidişlerin koordinasyonu burada. Bu kamp aracılığıyla yapıldığı için Kandil Yunanistan şubesi gibi bir havası vardı. Terör örgütleri anlamında birçok çeşitliliğe de sahip olarak bir soruyu daha beraberinde getiriyor. Barış, burasını işletmek için para lazım değil mi? Tabii ki. Bu kadar kişiyi barındırmak için. Bunun sponsoru da kim? Sıkıdır. Yunanistan, Avrupa Birliği tabii ki. NATO'ya ben gireceğim, gerçekten teröre destek vermeyeceğim diye kendini ortaya atan ve bize sözler veren ülkelerden biri de İsveç. Yani burada bu işler çok dallanıp budaklanıyor. Türkiye de bunu biliyor. Hiçbirine de şaşırmıyor. Şaşırmıyoruz. Şaşırmamamız da lazım. Lavrion var. Yunanistan'da yine teröristlerin sevk ve idare edildiği başka merkezler de var. Kimi Irak'a gönderiliyor, kimi Suriye'ye gönderiliyor, kimi Avrupa'ya geçişi tamamlanıyor.
Sen git abicim vize için Avrupa Birliği'nde biliyorsun şu an geçenlerde konuştuk. Sorun var değil mi? Sorun var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın vize oranlarını, rent oranları zaten giderek artıyor. Randevu vermiyorlar, randevu için bekletiliyor, reddediliyor, verdiğim para yanıyor. Bir sürü şey, pislik yapıyorlar. Bir de adam yok falan filan diyorlar. Başka ülkelerde de var gerçekten diyorlar. Yalan. Bizim coğrafyayı, burada Afgan da var, Suriyeli de var. Bunların hiçbirini almayalım mantığıyla bizi engelliyorlar. Barış'ım, ama sen teröristim. Türkiye Cumhuriyeti'nin altına dinamit koydum. Gerçekten öyle büyük hainlikler yaptım ki böyle böyle de. Vallahi de billahi de vizeni bir günde alırsın. Acil. Hatta uçak biletini bile alabilirler. Ya da nasıl gideceksen artık oraya. Ya bu nedenle bunlar artık insanı gerçekten çok yoruyor. Ama yorulmak demek azim ve irademizi bu ülkeye ayakta tutma anlamında kaybetmemek lazım. Yoksa hepimiz gideriz, yurt dışına iş buluruz, çalışırız ama bu ülkeyi ayakta tutmam için burada kalmamız lazım. Çünkü Türkiye tarihin en zor dönemlerinden birinden geçiyor. Avrupa Birliği, Ermeni yasa tasarılarını düşün, sözde tasarıları, Amerika'daki mücadelemizi, Irak'ı düşün, Suriye'yi düşün. Suriye'de de Türkiye operasyon hazırlığını daha bırakmadı bu arada. Bir gece ansızın oraya da Türkiye, öncelikli olarak oraya gidebilir. Çeşitli noktalara farklı zamanlarda. Azerbaycan'la bir ortak mücadelemiz var, terörle mücadele var, ekonomik kırılganlıklara karşı mücadele var, dünyadaki savaşların Türkiye'ye olumsuz yansımaları var, Türkiye'nin jeostratejik coğrafi konumu çerçevesinde bulunduğu bölgedeki sorunların tam merkezine kalma gibi bir durumu söz konusu. Yani bunlara baktığında ve sana olan tutumlara baktığında işimiz zor kardeşim. Daha da birbirimizin kaşını gözünü oyup bu işleri daha da zorlaştırmayalım. Şu ölümlü dünyada çok yanlış yapıyoruz. Kimse ölümsüz değildir. Herkes ama ölmeyecekmiş gibi korkunç bir nefretle bu ülkeye zarar verecek şekilde birbirinin altına uyuyor. Yapmayalım. Milli konuları en azından birbirinden ayırt edelim. Bak tekrar söylüyorum. Virüs girsin, bünyemizi Allah korusun, bünyemiz zayıflasın, ayakta kalamayacak hale gelelim. Vallahi de billahi de o Türk-Yunan savaşı çıkar mı sorusunun cevabı o zaman Yunanistan bize saldırır şeklinde karşımıza gelir. Ama güçlü olduğun sürece sana dokunamaz. Güçlü olduğun sürece. O zaman bakmıyor Cumhuriyet Halk Partisi mi, AK Parti mi, Milliyetçi Hareket Partisi mi, İYİ Parti mi, Saadet Partisi mi, işte devamı, gelecek mi? Bakmıyor kardeşim memleketime. Hiç.